Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz karideslerle sorunsuz yaşayan balık türleri olacak. Her hobici karides beslemek istiyor. Ancak akvaryumdaki balıkların zarar verebileceğini öğrendiğinde üzülüyor. Ardından da yeni tank kurup karides akvaryumu hazırlıyor. Veya balıkları elden çıkarıp karides alıyor. Karides akvaryumuna dönüştürüyor. E sonra karideslerde istediği verimi alamadığında eskiye dönmek istiyor. Verdiği balıklara üzülüp pişman oluyor. Ben bunu yaşadım çünkü oradan biliyorum. E, bu can sıkıcı durumdan e, kurtulmak için arkadaşlar bu videoyu sizlere hazırladım. Hobiden de soğumanıza gerek yok bu sebeple. E, hobide pişmanlıklar e, gerçekten insanı zor zor, zor zorluyor konuşamadım. E, hobiden de soğutuyor. Her şey çok pahalı o yüzden değişiklik demek para demek. Keşke dendiğinde de zaten işler iyice sarpa sarıyor. E, ben şimdi çok net bir şekilde karideslerle olan balıkları Beraber uyumlu olan balıkları sizlere söyleyeceğim. Ekstra bir videoya da gerek duymayacaksınız. Arkadaşlar karadeslerle anlaşma durumu biraz bıçak sırtı. Ne beklediğimize bağlı. Karades su değerlerine karşı oldukça hassas. Bu sebeple de ölümler olabiliyor. Ve canlı bitki istiyor. Şimdi iki şekil var. İki duruma göre anlatacağım. Birinci durum bana aldığım karadesler yeter. Üremesi şart değil. Sayısı da azalırsa yenisini eklerim. Benim için öncelik görsellik diyorsanız eğer. Küçük tetralar, rasporolar, neon tetralar, galaksi rasporolar gibi tetralarla olur arkadaşlar. Danilo zebra da olur. Bunlar büyük anaç karideslere zarar vermez. Yemeye çalışmaz. Çok nadirdir bu. Yani çok nadir olur yani. Entler de olur. Ama normal lepistes biraz bıçak sırtı. Ee, bazı dişiler çünkü doğumdan hemen sonra dönüp kendi yavrusunu bile yiyip yutabiliyorlar. Bunlar karidesleri de kovalarlar. Ama bu kovalama çok uzun sürmez. E, hasta bitkin karideslerin şansı çok zayıftır. Lepisteslerin yanında. E, çünkü ölecek olan akvaryum canlıları bir koku yayarlar. Ve bu da diğer balıkların dikkatini çeker. Ve maalesef bu o canlının sonu olur. Bu ölmek üzere olan karidesler bütün balıklar için e, güzel bir canlı yemdir. E, bazı balıklar arsız oluyor. Onları elden çıkarmak akvaryumu sağ için daha iyi olur arkadaşlar. E, bu birinci durum. İkinci durum ben karideslerden üretmek istiyorum, çoğalmasını istiyorum derseniz de çöpçü yani e, vatos, caye, saye, otakinkulus, kuhli tarzı taban ve bitkisel beslenen balıklar olmalı. Bu saydıklarım birinci durumda da olur tabii ki. O tetralarla, neonlarla bunlar da olur. Bu ikinci durum hiç zarar vermeyen türler. Birinciler yavruları yiyor arkadaşlar. Birincilerde Yavru beklentisi olmuyor yani. Bu ikinci durum ise e, hiç sıkıntısız. Bunlar e, çok güzel bir şekilde besleyebilirsiniz. Bitkisel beslenen balıklarla gayet güzel olur. Beta ile asla olmaz. Şimdi aklıma geldi hemen söyleyeyim. Bu saydıkların birinci durumda oluyor. Yavru karadeslere bile do dokunmaz arkadaşlar bunlar. E, zar anaçlara zaten zarar vermez. E, şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Hiçbir salyangoz Karideslere zarar vermez. Bazen katil salyangozların zarar verip vermediklerini bana soruyor arkadaşlarımız. Katil salyangozlar adını diğer salyangozları öldürüp yemelerinden alıyor. Veya ölü balıkları yiyerek akvaryumu temizliyor. Buradan alıyor. Ama katiller, katil salyangozlar asla canlı bir karidese veya canlı bir balığa zarar vermezler. Size tavsiyem sadece karides akvaryumu bile olsa mutlaka bir adet çöpçü olmalı. Mutlaka. Çünkü tabanda artıklar birikiyor ve bu, bekle, bu bekleyen atıklar suyu kirletiyor. Çöpçü bu kumun üstünü karıştırdığı için arkadaşlar bunu engelliyor. Böyle hani karides akvaryumlarında mesela genelde alt sorunu olur. Tamam karidesler altları yer ama hepsini temizleyemez. Daha sonra su yeşillenmeye başlar ve koku oluşur. E, karides akvaryumlarında da çok fazla su değişimi yapamadığımız için e, biraz sarpa sarar. Işte. O yüzden çöpçü balığı e, alabilirsiniz. De. Bir tane vatos ee, bu karides akvaryumu için temizlikte size çok faydalı olacaklardır. Yar, yani yardım edeceklerdir. Ee, Karidesler arkadaşlar kabuk değiştirirler. Bu dönemde de hafif loş ve karanlık alan isterler. Bu sebeple de bu tarz yuvalar, mağaralar oluşturmanız karideslerdeki stresi de azaltacaktır. Ee, ekstra yem vermenize de gerek yoktur arkadaşlar. Balık yemlerini de yerler. Ee, karides hakkında her şey videosunu hazırlamıştım ben çok detaylı bir şekilde. Ben şimdi o, yukarıdan link vereyim. Bu videonun içeriğine girmeyelim içi. Orada hani detaylı olarak anlattım. Oradan dileyen bakabilir. Yukarıya link koyuyorum. Bazen linkler çıkmıyor. Sebebini bilmiyorum arkadaşlar. Kanalda Eğer link çıkmazsa da kanalda bulabilirsiniz videoyu. Karides hakkında her şey diye. Karidesler arkadaşlar hasta olan balıkları uyku halindeyken gelip temizlerler. Ben mantar olan bir çöpçü balığının mantarın temizleyen bir karides görmüştüm ama video çekememiştim. Karideslerin balıklı akvaryumda olması çok olumlu, ama tabi canlı yem her balığı cezbediyor. Bu yüzden de hedef olması da gayet normal. Karides varsa diğer misafirler küçük ve bitkisel beslenen balıklar olmalıdır. Bu dediğim balıklar tabii ki ben şimdi kanun değil bu söylediklerimiz. Belki benim beslemediğim ya da bilmediğim başka bir tür balık da karideslere zarar vermiyordur. Ben sadece Türkiye'de genel olarak beslenen balıklar üzerinden gidiyorum. Eğer karideslerim üremesini istemiyorsanız sadece bana renk gök versin karides aa bak karides diye üremesin diyorsanız küçük balıklar küçük tetralar ama tetrazon değil aman onlar canavar gibi onlar her şeye saldırıyor. E, neon tarzı galaksi raspora tarzı o tarz ve entlepistes olabilir ama ben üresin istiyorum yavru, yavru almak istiyorum. E, buradan belki kazanç sağlamak istiyorum diyorsanız da kesinlikle dip balıkları, çöpçü, vatos, Saye, Cahe, Kuhli. O kadar arkadaşlar. Salyangoz da ekleyebilirsiniz. Ancak mutlaka canlı bitki olması gerekiyor. Mutlaka mos koyun arkadaşlar. Çünkü e, hani karideslerin de olmazsa olmazları su değerleri biliyorsunuz. Canlı bitki bunlara da çok e, faydalı. E, pipo öneriyorum. Çünkü pipo süngeri, süngerindeki faydalı bakteriler de e, karideslerin çok sevdiği şeyler. Oralara çok takılmayı seviyorlar. Yani konu başka yerlere kayıyor gibi oldu. Şimdi hemen toparlayalım. Evet arkadaşlar bu balıkların dışarısında betayla kesinlikle karides olmuyor. Onu da tekrar söyleyeyim. Japonla olmuyor. Pengasusla olmuyor. Bu benim saydığım diğer balıklarla oluyorsa da arkadaşlar çok ufak bir ihtimal. Hani nasıl bazen kedilerle köpekler çok iyi anlaşıyor. Genelde köpek kedi pek iyi anlaşamaz. Anlaşma oranı kadar diğer balıklarla anlaşma oranı öyle söyleyeyim. Mutlaka vardır ama çok düşük bir ihtimal. Her şey bu kadar pahalıyken, bir de bahsettiğimiz bir canlıyken, ben bu riske girmem. Ee, evet arkadaşlar, bu şekilde toparlayayım videoyu. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.